Ardan Zentürk, bu kadar güçlendiğimizi biz de bilmiyorduk. Fırat Kalkanı Harekatı'nın Elbap virajı dönüldü. TSK desteğindeki ÖSO yolunu Münbiç'e çevirdi. Baktık karşımızda hiç akla gelmeyecek bir askeri ittifak. Amerika ve Rus askerleri PKK'nın korunması işini birlikte üstlenmişler. Amerikan askeri telaşla Türkiye'ye karşı bayrak gösteriyor, Rus askeri PKK'lı ile halay çekiyor. Dünyanın 1 ve 2 numaralı ordularının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı ani işbirliğini de görmüş olduk. Olsun. 21. yüzyıl belli ki sürprizlerle dolu bir yüzyıl olacak. Kim bilir, hayırlısını dileyelim. Daha neler göreceğiz? Bir referandum kararı aldık. Aldığımız karar çok sıradan bir karar ama arkasındaki öykünün derinliği, işin giderek küresel güçler açısından hayat memat meselesine dönmesine neden oldu. Bir referandum yapıp siyasi sistemi değiştireceğiz. Bu süreçte içimizdeki meşru siyasetin bir kanadının ve vatandaşlarımızın bir bölümünün bu kararı eleştirmesi, karşı çıkması doğaldır ama olay bir anda sınırların ötesine taştı. Almanya'nın müteahhitliğinde Türkiye'ye dönük büyük bir kampanyanın nedeni oldu. Vatandaş şimdi haklı olarak soruyor. Arkadaş ben burada kendi siyasi sistemde bir değişiklik, bir reform yapacağım da bu Alman'a, Hollandalı'ya falan neden bir haller geldi? Aslında anti emperyalist mücadele veren ve bu ülkenin üzerine 1960 darbesiyle giydirilmiş vesayet gömleğini anlatmaya çalışanları haklı çıkartan ama neresinden baksanız üzücü gelişmeler bunlar. Türkiye'nin siyasi gücünü merkezileştirmesi, yeni sistemiyle koalisyon seçeneklerini sıfırlaması ve halkın bu konudaki kararlı duruşun NATO müttefiklerimizi rahatsız etmiş durumda. Aslında bence 15 Temmuz karanlık akşamının 16 Temmuz'un aydınlık sabahına ulaşması karşısında yaşadıkları şoku da tam olarak atlatabilmiş değiller. Halleri içler acısı. Demokrasi dersi vermeye çalıştıkları Türk halkının tankları ezip geçmesi karşısında tam bir ay dillerini yutmuş öyle kalmışlardı. Hala bir darbeyi püskürtmüş millete, Avrupa değerlerinden uzaklaşıyor mavalıyla ders vermeye kalkıyorlar. Nedeni darbecileri hızlı bir şekilde içeri tıkmamız, PKK terörünü de memleketten kazımamız. Bunların topraklarında teröristler mitingler yapabilir ama Türkiye'nin meşru siyasetçileri yapamaz. Betül Kaya örneğinde olduğu gibi. Sokaklarında teröristler dolaşırken bir Türk bakan polis eskortlarında Almanya sınırına bırakılabilir. Hiç sinirlenmedim inanın. Hatta yaşanılan bu olayların bizim memleketin hayrına olduğuna da inanıyorum. Türkiye'nin esiri oluyorlar. Faşizmin en tehlikeli yönü sinsi olmasıdır. Büyük yıkımlara neden olur. Sonra insanlığın iyi yüzü onun üzerine gider, yıkar, etkisiz hale getirir ama faşizm bir kez sosyal siyasal dokuya girmişse asla yok olmaz, bekler. Gün ve zamanı geldiğinde yeniden ortaya çıkar. Faşizmin son yıkımı 1945'te sonlandırıldı fakat bakın o kadar büyük bir çöküşün yaşandığı günlerden yalnız 70 yıl sonra yine Almanya, Avusturya, Hollanda gibi nazizme toplamıştı topraklık yapmış ülkelerde nasıl yükseliyor. Hollanda hükümetinin son krizdeki tutumunun öne çıkan nedeni iç siyaset kaygılarından. Çarşamba günü bir seçim yapılacak ve kamuoyu yoklamalarında Hollandalı seçmenin Wilders'ın partisi en büyük parti haline getirdiği görülüyor. Türkiye'ye büyük bir terbiyesizlik sergileyen Rut hükümetinin kendi kamuoyuna bu krizde vermeye çalıştığı mesaj mesajsa şu. Wilders dediğiniz sahte faşisttir. Asıl Türk ve tabii ki İslam karşıtı faşist olan benim. Wilders'a oy vereceğiniz asıl güçlü ve kararlı faşist olan bize oy verin. İçin özeti bu. Avrupa'daki aşırı sağcı faşist partilerin yükselişini önlemek isteyen merkez sağ politikacıların, faşistlerin, İslam ve Türk karşıtı söylemlerini merkeze taşımaları giderek bu sloganların, iş başındaki hükümetlerin icraatlarına yansıması bir tek sonuç doğurur. Türkiye bundan böyle Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümünün iç siyasetini belirleyecek karakter olarak ortaya çıkar. Hollanda örneği açıktır. İç siyasette Türkiye düşmanlığının ana unsur olarak kullanılmış olması ülkenin politikacılarını Türkiye bağımlısı hale getirdi. Biz bugüne kadar Avrupa'da aklı başında politikacılarla yükselen faşizmin önlenmesi konusunda ortaklık kurabileceğimize inanıyorduk. Bundan böyle tabii ki faşizmin hedef aldığı vatandaşlarımızı koruma amaçlı bir politikamız olacak. Biz Osmanlı torunuyuz. Bu alacağımız önlemler Avrupa'dan yükselen faşizmin ayak seslerini duymayan veya postal seslerini duyurmaya çalışan faşistlerin canlarını yakar mı? Hep birlikte zaman içinde göreceğiz. bir çekiliyoruz. Karşımızda Amerika Rus askeri ittifakı. Referandum yapalım dedik. Bütün Avrupa ayakta. Darbe püskürttük. Darbeciler kullanıyor. Darbeyi püskürtmüş ve bir demokrasi destanı yazmış milletin bakanları sınırlarda durduruluyor. Biz güçlendiğimizi hissediyorduk ama bu kadar güçlendiğimizi de tahmin edemiyorduk. Adamlar ciddi panikte. Ardanzen Türk Star